Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ula bugün Dadaş. Nerede Dadaş? Dadaş nerede? Arkadaşlar biliyorsunuz en son sürpriz hayvanlarımı sizlerle paylaşmıştım. Yeni yerlerde. Buraydı. Birkaç mesaj atan oldu. Abi orada çok rüzgar esiyor falan. Arkadaşlar hepsini zaten biz düşündük baştan. Ve ona göre dikkat ettik. Şimdi sadece bunlar değil. Burada da diğer hayvanlarımız biliyorsunuz. Bakın yakinen gösterebilirsem eğer. Bakın hala burayı aşmayacağım ya. Burada da bıldırcınlar var. Bugünkü konumuz bıldırcın değil zaten. Bugünkü konumuz hamsterlarımız. Bizim hamster değil aslında. Bunların farklı bir ismi var mı? Ya hamster deyip geçelim biz en iyisi. Çünkü hamster diğer adıyla daha çok bilinen halk arasında o. Ama ismi hamster de değişik bir ırk bu. Diğer yandan da bu şimdi içeri rafahane edilir. Dizayn bu şekilde. Onlara çok güzel bir ortam hazırladı babam sağ olsun. Şöyle bir merdivenimiz var yukarı çıkabilmeleri için. Burada gezebilmeleri için. Alt katta bu şekilde arkadaşlar. Kontrol edelim çünkü en son bana bir yorum yağmuruna tutulmuşuz. Ya bu Dadaş yeni hayvanların videoya çeksene diye. Ya ben sizimi kıracağım kardeş. Siz yeterçi isteyin. Piyasada yoklar. Genelde akşam saatlerinde doğru ortaya çıkıyorlar. Ve bu ortaya çıkışları da bazen değişkenlik gösterebiliyor. Şu merdiveni bakayım ki. Yukarı çıkar da bulursam. Birazcık. Ben onları bulacağım. Bir tanesi geçti gördünüz mü? Lah diye gidiyor. Diğerleri de muhtemelen burada. İşte. Çok tatlılar ya. Ben bunları çok seviyorum. Bak 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 bak. Bak hele bak bak bak. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz oyda? Benim yeni hayvanlayım. Büyüyecek misiniz siz? Büyüyeceksiniz, kocaman olacaksınız değil mi? Şey nerede? Sebastian diyeceğim ben bunlara. Kendimce ırk ismi taktım bile. Düşünün artık. Sebastianlarım. Aha biri dörden geçti. Biri dörden geçti. Yani saatlerce bunları da izleyebilirim. Yakında artacaklar. Şimdi daha küçükler. Büyüyecekler, çoğalacaklar. Burası böyle var ya vıcık vıcık olacak. İşte o gün sahiplendirmelere başlayacağım arkadaşlar. Ama bugün sadece onları beslemek, büyütmek için çaba gösteriyorum. Yem olarak arpa, buğday ve yine tavşan yemi aldım ben onlara. Bir paket büyüyene dek onu yedireceğim. Sulukları bu. Buradan gelip su içiyorlar. İçtikleri o kadar belli. İçine bile girmişler muhtemelen. Etrafında tamamen ot parçaları var arkadaşlar. Bir tanesini yakalamak isterim. Ama biraz dikkat etmek lazım. Pony geldi. Pony dur. Pony dur. Pony. Pony. Sen beni mi özledin Pony ya? Sen beni mi özledin Pony? Beni çok mu özledin? Kime gidiyorsun Pony? Kime gidiyorsun sen kızım? Hı? Pony beni özlemiş, içeride girecekmiş. Pony bir dur, nereye? Oyunu. Pony. 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 Pony, pony. Canım, kudiyim, benim. Pony kafayı yiyor arkadaşlar tavşanları görünce. Şu an kulakları görüyorsunuz değil mi? Git. Bismillahirrahmanirrahim. Oyunu. Pony korkuttu hayvanlarımıza. Biraz daha şimdi biraz büyüsün de çok küçük oldukları için ellemek istemiyorum onları. Ve biraz da şey oluyor. Az büyüsünler arkadaşlar. İşte o vakit erkenleyebiliriz. Şimdi de yani. O gün bugün de. Yapacağımız şeyler de söyleyeyim. Şu an köpeğimiz korkutuyor farelerimizi. En güzel şekilde burada zaten saklanacaklar. Ortam bura. En iyi yer burası. Siz oradan hiç çıkmayın çocuklar. Bundan üçüne de isim takacağız ayrı ayrı. Bir de bu çevresini tekrardan dolaştıracağız arkadaşlar. Bu sadece geçici. Düzgün beyaz bir brandayla arkadan tam L yapacağız. Yani dışarıdan köpekler göremeyecek hayvanları. Göremeyince de rahatsız edemeyecekler. Sadece önden yürürler. Önden de korkutamazlar. Şöyle kapağımızı kapatalım. Sonrasında tavşanların yanına geçecek. Tavşanlara da ot verelim arkadaşlar bu videomuzda. Es geçmeyelim değil mi? Kaç tane tavşanımız var? Saymak lazım da. Sayamıyorum da aslında. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tavşan var. Bu ara tavşanlar biraz zayıfladılar. Dikkatimizi çok çekiyor bu durum arkadaşlar. Nedeni bilemiyorum ama düzgün de yediriyoruz, içiriyoruz.
Bir en son o köpek olayından sonra arka taraf hatırlarsanız yırtmıştı ya köpekler. İşte o günden beri pek toparlayamadı hayvancağızlar. Bekliyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane yavrumuz vardı. Herhalde onu da kaybettik mi? Hiç piyasada yok. Umarım artabilirler. Bu ara artım da durdu. Kimse yumurta diyeceğim. Doğum da durdu arkadaşlar. Tavşanlar doğurmuyor. Aha bir tanesi buydu bak. Aynı. Sen mi geldin? Geri gitti. Bir tane yavrumuz var ya. Daha çok yavrulamalarını bekliyorum. Diğer yandan hayvanlarımızda bir şey daha seziyorum. Tüy dökümüne girenler var. Kendi tüyünü yolan tavşanlar var. Apacan kendi tüyünü yolarak yuva yapıyor anladığım kadarıyla. Şu apacan kendi oturup böyle tüylerini yolduğunu birkaç kez gördüm. Şaşırmadım da değil, şaşırdım. Şimdi hatta çim getirip elimle yedirmek istiyorum onlara. Pamuk. Pampuğu düz ovada avlarlar. Şıkkı dadaş. Dadaş fare aldım. Dadaşa kızdılar. Dadaşa dediler ki sıçanın orada ne işi var? La onlar sıçan değil, hamster. Hamster da değil. Değişik bir isimleri var. Ben demiştim hamster mı diye. Yok dediler. Onların ismini bilenler de var. Yorumda da gördüm birkaç arkadaş yazmıştı. Değişik bir isim olduğu için dilim dönmüyor. Ama başlığa yazacağım ismin ne olduğunu. Göreceksiniz başlıkta zaten. İnternetten kopyala yapıştır yapıp başlığa yazacağım. Şöyle yonca aldım. Yoncalar büyümeye başlamış bu arada. En sevdiğim şey tavşanlarıma. Ama yoncalar az daha büyüsün. Şimdi çok küçükler hala. Bizim tavuklar da dışarıda durdukları halde bu tarafa pek gelmiyorlar. Hep o tarafta duruyorlar. Bir tuhaf. Dadaş'ın mekanı da bura. Tabii ki sadece Dadaş'ın bütün hayvanlarımızın mekanı orası. Maşallah. Şimdi tavşanlarımıza şöyle çimen yedirmek istiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor, seviyorum. Ve sizlerden de görüşlerinizi bekliyorum. Bu yonca çok fazla tavşana yonca yedirdiğiniz zaman patlıyorlar diye biliyorum. Çok da seviyor tavşanlar yoncayı. Ne güzel yiyorlar değil mi? Nasılsın bu? Onlar yiyor ya dersin ben yiyeceğim ya. Bile bir şey yok ya. Tavşanlar mı yatırdın Açı? Ulan sana aferin maça. Maşallah. Yiyin ula. Dur azıcık bile koyayım. Azıcık oraya. Azıcık yukarı. Saatlerce izleyesin var şimdi. Nam. Ham. Oh. Tavşanlar bir harika arkadaşlar. Sizler de tavşan beslemek istiyorsanız evde bence alabilirsiniz. Ortam kurabilirsiniz. Bizim gibi böyle bir ortam yapabilirsiniz. Çok maliyeti olmayan bir çift alsanız kısa sürede ordu olabilecek bu tavşanlar her evde beslenebilir bir hayvan. O yüzden tavsiye ederim. Tavşan seviyorsanız evcil hayvan olarak bakılabilecek güzel bir ırk diyebilirim. Videonun başında gösterdiğimiz hamsterımsı, farecikler, tavşancıklara benzer garman çurman bir şey olan sıçan. Tamam, bizim burada sıçan diyoruz onlara. Sıçanlarımız çok fazla gözükmüyor. Çünkü daha çok küçükler. Azıcık büyüsünler. Ortamlarını yaparken sizlerle videoda paylaşacağım ilerleyen günlerde. Şimdi tavşan kafesimizi kapatıyoruz. Onlar çimenlerini yiye dursunlar. Ben de kümese doğru gidiyorum. Ya Allah ya Bismillah. Evet. Girdik kümese arkadaşlar. Kümes halkından geneli biliyorsunuz keyifli bizim. Bu arada daha da keyifliler. Şükürler olsun dışarıda hastalık artık görmüyoruz. Niye? Yukarıya branda çektik. Niye? Hayvanlara haftalık olarak vitamin ve
başka şekillerde destekler uyguluyoruz ve uyguladığım çoğu şeyi de sizlerle zaten paylaştım. Birçok kez videolarımda gördünüz. Kuru tavuklarımız, ağımız ve bütün kümesimizle birlikteyiz arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Çünkü harikalar diyarı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İspikçi Tüyye duruyor. İspikçi bu ara yamyamlık peşinde. Bakalım Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Neler olacak bilmiyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benim Sebastianlarımı umarım sevmişsinizdir. Sebastianlar hakkında aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Sebastianlarımı gösterdim, davşanlarımı gösterdim. Aslında ikisini göstererek bir kıyaslama yapmak da isterim ilerleyen günlerde. Ama bugün sizlere atletim görünür kardeş. Dur. Heh. Sonra demezsin dersi dadaş pasaklı. Ha pasaklı ya. O da benim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çok ilerleyen zamanlarda bizim Sebastianlar arttı mı? Burayı da Sebastianlar atayacağım. Buraya da sıçan dolduracağım. Dadaş kafayı yemiş sıçan getirir. Millet sıçandan kurtulmaya çalışırken dadaş sıçan getirir. Bu da bizim farkımız arkadaşlar. Diğer videoda da görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.